Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile ilgili Erdoğan şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti şu anda dünyanın en iyi 10 ekonomisine girme konumuna hiç bu kadar yaklaşmamıştı dedi. Doğru söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Öyle mi? Doğrudur. Neden sizce? Çok fazla yaklaştı Türkiye dünyanın şu anda en iyi... Şöyle. Buyurun. Koronavirüs diye bir olay çıktı. Değil mi? Evet. Türkiye'yi gördük. Avrupa'yı gördük. Amerika'yı gördük. İsrail'i. Hepsini gördük. Almanya, İngiliz. Açlıktan beri birbirlerini yiyor. Ama Türkiye'de ne var? Her şey bolluk. Her şey bolluk üzerinde mi şu an? Bir şu an yok mu? Var mı? Mesela herkes istediği gibi. İşsizlik oranı, zamlar ya da genç üniversite mezunlarının işsizlik oranı. Şimdi her şey üreten bir ülke miyiz? Üreten bir ülkeyiz. Fabrikalarımız bizim, var mı? Kendi fabrikalarımız da var. Bizim her şeyimiz bize yeter. 2023'te her şey daha değişik olacak. O zaman olacak. Şu anda Türkiye'nin ekonomik anlamda hiçbir sıkıntısı yok mu sizce? Şimdi bana şöyle bir şey konuda izah edin. Türkiye'nin ekonomik konusunda ne sıkıntısı var? Ben kendim çalışıyorum fabrikada. Şu anda fabrikada atıyorum 2,5 milyar maaş alan adam hem kirada 500 lira kira veriyor. Artı çoluğu çocuğu var, okutuyor. Kenara para da koyuyor. Bize iş soru geliyor. Biz de paramız bol olacak. Aha böyle gezeceğiz. Ondan sonra verip veriştireceğiz devlete. Anladım. Sıkıyorsa gel çalış. Anladım abi. Çalış, iş mi yok? Var, sıkıntı olmaz mı yani? Şu yasakların dolayı tabii ki sıkıntı var. İnsanlara geçim sıkıntısı var. Var mı? Var tabii. İşsizlik. İşsizlik şu anda. İşsizlik aldı başını gitti ya. Sıkıntı da herkes yani. Herkes kıt kanat geçiniyor yani. Ama zaman evet, birinde ben hastanede rehin kaldığımı biliyorum çocuğumla. Sezaryen olmuştum. Olur, tabii. Ama şimdi hastanede rehin kalma durumu yok. Eczanelerde sıra beklemiyorsun. Randevu diyorsun, rahat bir şekilde giriyorsun. %13 işsizlik var. 4 milyon kayıtlı. 4 milyonu geçikte kayıtsız işsizlik var. Alım gücü az önce de abiye söyledim. %39'larda ve Avrupa'da 30. sıraya gerilemiş Türkiye'nin alım gücü anlamında. Bunlar da devletin verileriyle. Ya şimdi o konu hakkında yani... Bence işsizlik yok. İnsanlar masa başına oturmak istiyorlar, o yüzdendir. Beğenmiyorlar mı diyorsun? Bence hiç beğenmiyorlar. Anladım. Bence... Ya şimdi Cumhurbaşkanımız bir numara, başkasını tanımıyorum ben. Siz geçinebiliyor musunuz mesela? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Kavruluyoruz yani. Ben memnunum. Anladım. Parası olan geçiyor. Arkadaşlara da sorun. Alakası yok. Parası olan geçiyor. Tabii parası olan geçiniyor abla. Bu devirde parası olan yaşıyor. Çünkü gençler işe yani. Ben günlük 100 lira yövmeyle geçiniyorsun. Günlük yövmeyle 100 lira yövmeyle olur. Standart bir maaş. Standart işte, yani 3000 TL. Yetmiyor. Adam, bize de yetmiyor ama geçmek zorunda yetiyor. Adamlar mı? Evsiz mi kira? Kendimizin. Adamların 70 lira. Biraz daha iyi olması lazım bence. 70 lira yövmeye ayarlıyor, adamların evi kira. Onlar nasıl geçinsin? Gençler iş beğenmiyor. Bunu kalsaydı. Hayır, biz yine Tayyipçiyiz. Bizden yana sıkıntı yok. Biz yine Tayyipçiyiz. Ondan yana sıkıntı yok ama halbuki 70 lira alan bir insan. Şimdi kardeşim yani şimdi ne kadar sıkıntı olsa gene hükümetten gerisi yalan. Yok başa gelecek başka adam yok. Biz hükümeti hiçbir zaman şikayet etmiyoruz. Alternatif yok yani. Yok Türkiye'yi yönetebilecek. Yok şu an... Olmaması başarı mıdır? Başka birini tanımıyorum. Lütfen. Başka birini tanımıyorum. Ülke yönetecek yok. Bu seneki seçimleri göreceğiniz daha geniş şeyler olacak. Ondan sonraki konuşmalarınızı belki bu görüntülerden daha sonra basbaya işte oylamaları belli zaten. Şu an zaten bizim hani zam vesaire ben şeyler. Ben Cumhurbaşkanı'ndan başkasını tanımıyorum. İlk defa 18 senedir aynı yerde çalışıyorum. AKP'ye alternatif yok yani. Yok yönetecek adam yok yani. Kimse çıkamıyor. AKP'ye kimse demiyor ki karşı çıkan. Sen de gelse halimiz daha kötü olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Nasıl bir açıklama yaptı? Türkiye ekonomisi. Evet. Hiç bu kadar dünyanın en iyi ekonomisine girmede bu kadar yaklaşmamıştı dedi. Yaklaşan korona muhabbetinden. Hayır diyor ki dünyanın ilk 10 ekonomisine yaklaşmamıştı diyor. Çok iyi vaziyetteyiz diyor. Ya hangi şeyden bahsediyor adam? Şöyle düşün. Yani dolara karşı bizim hani şeyimiz de mesela bizim paralarımız yavaş yavaş artmaya başlıyor. Sigara olmuş 20 TL. Hani fazla yani paramız yükseliyor, değerimiz yükseliyor. Hangi yani, paradan, hangi şeyden bahsediyorsunuz? İşimize geliyor bir şu an alım gücünden değil. Üretebiliyor muyuz? Ya üretiyoruz. Üretmede sıkıntı yok da adam 10 lira günlük her insan başına 10 lira para topluyor. Hangi şeyden bahsediyorsunuz? Şimdi adam 10 lira para topluyor. Ondan sonra diyor ki biz diyor yok yabancı ülkenin şeyinden ikinci sıradayız, yok birinci sıradayız. Sen sondan ikinci, birinci sıradasın.
O zaman nasıl dünyanın en iyi ilk... Ya Dümen abicim, Dümen inanmayın böyle. Ya Dümen, onda da bir doğruluk var. 15 gün var, evet, cepteki abi. Para, ekonomi süper. Ha, bak Dümen abi. Bravo. Sana vallahi bile helal oluyorum. Başka 15 gün sorular soralım abi. Onları bir gösterin bak. Gösterim görelim. Aa bak 2,5 milyon. Ben niye yapamıyorum bu telefonu? Ben niye yapamıyorum bu telefonu? İçi de kırık. He bu telefonu bana söyle. Tam elimde cebimde var. Ekonomi yok diyorsun. Bir herkesin cebinde 2,5 milyar telefon var. Tamam. İtiraz etmiyoruz. Biz itiraz etmiyoruz. Hayır. Hayır. Adam olursa. Var mı bizim? Bak. Ya sen almazsan olur. Bilmiyorum. 3 lirayla ben geçiniyorum. 3 lirayla günlük. En ucuz asgari ücret 2,5 milyar. Neyi? Sen her şeyi devletten beklemiyorsun. Devlet bize bakıyor mu? Bundan 20 sene önce hatırlıyorum seni. Devlet şimdi bize bakıyor mu? Sen çay kuyruğuna durdun mu? Tüp kuyruğuna durdun mu? Ben oy verdim. Haram zıkkım olsun. Haram zıkkım olsun. Senin görüşün odur. Sınalım mı? Ben verdim, ben helal olsun. Ben dışarılarda kalıyorum. Dışarılarda yatıyorum. Bak dışarılarda yatıyorum. Ben dışarılarda kalıyorum. Devlet bu mu? Memur bey bizim. Ama sen bundan 20 sene önce de gördün mü? Sen 20 sene önce gördün mü? Herkes tek tek konuşabilir mi? Ben bir söyleyeyim mi? Bak şimdi abim diyor ki senin diyor cebinde diyor 1,5 milyarlık telefon var. Doğru mu? Sosyal ben, mesafe. Ben hiçbir zaman cebimdeki telefonu inkar etmedim. Ama bu telefonu aldım. Bir bak bakayım. Gerçekler zor deme. Bak bu telefon ekrana bakar mısın? Birbirimizi dinleyelim bak, mi? Bak şu kamerayı göstereyim ben. Şu telefon ekrana bakar mısın? Ben neden bunu yapamıyorum? Ya daldan beri hoplarsan cebinde kırarsan kopya yapamazsın. Kırıldı mı yapılır. Hayır şimdi geçim şartı şimdi zor değil. Çalışan insana geçim şartı zaman için vardır. Açıklamasını soruyoruz. Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar dünyanın en iyi 10 ekonomisine yakınlaşmamıştı dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yakınlaşmış biz en iyi ilk 10 ülkesin yani en iyi ilk 10 ekonomisinde evet. En yakın halde miyiz şu anda? Üretebiliyor muyuz? Ben ekonomimiz düşüncem çok doğrudur. İyi durumda mı? Evet. Geçinebiliyor musunuz siz? Allah'ıma çok şükür. Çalışırsan kazandığın paraya göre de harcarsan geçinirsin. Ha 100 milyar aylık alırsın, harcaman ona göre yapırsan geçinemezsin. Ne düşünüyorsun? Yani olabilir. Belki 15. olabiliriz, 20 olabiliriz. Ama şu anda kardeşim herkese bak şurada bir tane 10 binden 5 bin aradan aşağı ne telefon var, ne bir ara var, git teknik otoya, nasıl araba kalmış. Nasıl olabiliyorlar peki bunu? İnsanlar? Kardeşim herkes geliri var, herkes kazanıyor. Herkes kazanabiliyor mu? Kazanmıyor mu canım? Kazanması nasıl yaşayacak? Geldim ben markete, yasak oldu markette su yok. Nasıl alıyor? Parası su yok, su. Olduğu için. Alıyor, market boşalmış, manava gittim. Manavda vallahi yok bir şey alacak. Ben Balıkesir'de yaşıyorum kardeşim. Balıkesir'den buraya geldim. Balıkesir'den buraya gelene kadar BMW'den geçemedim, arabadan geçemedim. İşte oluyor. %40 asgari ücretle geçiniyor Türkiye'nin nüfusunda. Bak kardeşim, bu ülke kurulduğundan beri asgari ücret var. Mesela asgari ücretli bak, bir vatandaş bahsettiğiniz araçları alabilir polis mi? Polis memuru 2,5 milyar alıyordu, şimdi 7 bin lira alıyor. Asgari evet. Ücretli bir vatandaş o bahsettiğiniz araçları alabilir mi? Kardeşim, borca mı giriyor? Miami'de de var. New York'ta da var, tamam mı? Evet. Her yerde vardır asgari ücretli çalışan. Bu da öyle araba alacak diye bir şey mi var? Ben de alamıyorum. Ne yapayım şimdi? Ben gideyim soygun mu yapayım? Bu öyle değil ki. Hayır yok, çok bu, var anlamadın ama şimdi sen taraflı sorduğun için ben sana söylüyorum. Asgari ücretli aradan BMW mi alır? Taraflı demiyorum. Ama bak yani o zaman sadece bilgi... ya, tamam. Çok olmaz. Var dediniz ya. Kardeş ben, şöyle, yan... ben seni bindireyim. Anlatabilir bak, miyim? Anlatabilirsin. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Türkiye'de %40'lık bir nüfus asgari evet. Ücretle geçiniyor. Evet. Siz de dediğiniz için. Ben ne dedim herkes sana? Herkes de BMW Türkiye var deyince ben de onu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri evet. Asgari ücretli vardır. Nüfusun çoğaldığına göre çoğalır. Hiç bu kadar yüksek bir nüfus asgari ücretle geçiniyor muydu? Bak şimdi önce telefonda kullanıyordun. 15 milyon, 20 milyon telefon. Şu an 3,5-4 milyon telefon kullanıyorsun. Bu da ne demek? Yani demek insanlar durumu çok iyidir. 15 sene önceki telefonlar bu kadar pahalı mıydı? Pahalıydı, pahalıydı. Tamam. Peki ben sana söyleyeyim. Ben telefon işi yapıyorum. Tamam. Yanlış anlamayın beni. Sadece 10 soruyorum. Birim yoktu kardeşim. Bak yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Tarafta tutmuyorum. Abi yakın durmuyor. Tarafta tutmuyorum. Dedim gittim arkadaşıma bir tane dedim 11 Pro lazım dedim. Abi bu gelen sevkiyat bitti dedi yarına yazayım dedi. 11 milyar 500 lira telefon yok satıyor. Almasa neye zam yapacak? Şimdi şu iPhone bak şimdi aldım ben bu iPhone'u 7 bin liraya aldım. Şimdi bak bu adam satmasa bunu 3 bine kim alır? Satılıyor ki alıyor. Yok 7 sordum 5 kere git orada telefon. Para olmasa da almaz mı? Para olmasa nasıl alacaksın kardeşim? Borçlanma bu binalar vesaire. Nasıl yapılacak? Geçilmiyor binadan. Lükslükten geçilmiyor. Vallahi ben zenginler için iyi oldu bu yani. Garibanlar için yani değil. Yani biz ilk dünyanın en iyi ilk 10 ekonomisine yaklaştık mı sizce? Ben inanmıyorum. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Neden? Neden dersen ben açım, susuzum, dışarılarda kalıyorum. Devlette her yere gittim, kaymakamlığına da gittim, valiliğine de gittim. Günde 3 lirayla yaşanır mı? Size sorayım. Söyle. Yani ben hani dışarılarda kalıyorum ya. Dışarılarda kalıyorum. Kimsem yok. Mekanım yok. Eviniz yok mu? Yok.
Aileniz, çoluğunuz, var ama ben ayrıyım. Ha, ayrıldınız onlar. Ayrılmadım ama attılar ben evden. Çalışmıyorum diye işte ev almıyorlar. Neden çalışmıyorsunuz? İş yok, işsizlik var. Hiç başvurdunuz mu? Çok başvurdum. Yani her yere başvurdum ama yok. İşkura, yok yok. Devletin yok, valiliğine vesaire. Söylüyorlar sana telefon gelecek, bilmem mesaj gelecek, o yok. Açım ben, aç. Biz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiştik zaten. Girmiş miydik? Ne zaman? Girmiştik zaten. Vallahi benim televizyondan dinlediğim kadarıyla haberleri, biz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiştik. Ne zaman? Yalnız ne zaman? En kötü ihtimalde 5-6 senede girmiştik. Ne oldu da çıktık? Yalnız bu yeni krizler, peş peşe krizler, bu sadece Türkiye'de değil, dünyada ekonomiyi sarstı. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili değil bu ekonomi. Yani bugün dünya ekonomisinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar sarsıldı. Bugün Amerika'da adamlar hastaneye ücretle gidiyorlar. Ücretle de muayene olamıyorlar. Türkiye'de her şeyini gidiyorsan sana bedava alıyorsun ama Türkiye'de bugün ekonomi çok mu iyi? Değil. Ama bu dünyada ekonomi iyi değil.